Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca sıfırdan paragraf kampımızda geldik 12. güne bugün anlatım biçimlerini konuşacağız vakit kaybı yok her saniye bizim için önemli bu kamp ciddi anlamda paragrafı fullletir hocam bomba gibi gidiyoruz gümbür gümbür gidiyoruz 12. gündeyiz inanılmaz yol aldık çok ciddi bir yolda var önümüzde onları da böyle sindire sindire götürelim bu iş bitsin e o zaman haydi 12. gün videosu başlasın Evet kampımızın hemen içindekiler kısmını açtık arkadaşlar kitabımızın 12. gündeyiz aman Allah'ım 12. gün baya ciddi ciddi ilerliyoruz yani öyle böyle değil anlatım biçimleri tam böyle virajı aldığımız yerdeyiz aman dikkat anlatım biçimleri soru tarzlarına bakacağız hemen isterseniz konu analizine bakalım soru analizine bakalım daha doğru ifadeyle taktik köşesine bakalım soru kalıplarına bakalım örnek sorumuz sonrasında testlerimiz ve ödevlendirmemiz gelsin hocam. Evet arkadaşlar soru analizimiz geldi 2018'den 23'e 3, 4, 5 tane soru gelmiş arkadaşlar tam 5 soru. 2024'te ise Haydi demişti ki güncellik, güncellik, güncellik çok önemli. 2024'te ise bir tane soru var ama anlatım biçimleri biraz daha anlamsal boyutu. Şıklarda işte kalıcılık, etkileyicilik, öncülük falan filan gibi e, şıkların olduğu, seçeneklerin olduğu bir formatta soruldu. Haberiniz olsun aman dikkat. Peki taktik köşesine gidelim. Nelere dikkat edeceğiz? Neleri bilmemiz lazım? Haydi şöyle ufak ufak bu anlatım biçimlerini özellikle burada bir özetlemişti. Olalım hatta dur ya şöyle yaklaştıralım taktik köşesine. Süper. Nelere dikkat etmeliyiz? Başlığıyla hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir yaklaştıralım bu kısmı. Mı? Evet ÖZEM'in en sevdiği soru tarzları arasında bunu bilelim öncelikle yani böyle arada bir falan sorduğu bir soru tarzı değil mutlaka bir şekilde geliyor açıklayıcı anlatım hemen kısa kısa bir özet sonrasında başlayalım açıklayıcı anlatım dendiği zaman nesnellik aklınızda kalacak arkadaşlar bunu lütfen unutmayın. ve mutlaka ne olursa olsun bir bilgi verme amacı taşındığı da cebinizde kalmalı evet bir şeyler açıklıyorum canım sana yani bir bilgi veriyorum. Değil mi? Açıklayıcı anlatımda bilgi verme söz konusu. Lütfen cebinizde kalsın. Çok önemli. Olabildiğince de nesnel. Bu ne demek? Öznellikte de olabilir yani. Ne? Neden? Niçin? Nasıl? Nerede? Ne zaman? Gibi soruların da cevaplarını almamız mümkün. Ders kitaplarında, ansiklopedilerde, gazetelerde, haberleri, gazete haberlerinde. Kısacası öğretici metinlerde arkadaşlar bu tarz anlatım biçimi kullanılır. Didaktik metinlerde yani değil mi? Çünkü amaç bilgi vermek bu metinlerde. E o zaman açıklayıcı anlatım biçimi orada çok sık geliyor karşımıza. Peki tartışmacı anlatım biçimi de. Tartışmacı anlatım biçiminde ise öz öznellik var. Ortaya bir tez atılması var. Aman dikkat çok çok önemli. Tez ve antidez çatışması fazlaca verilir arkadaşlar. Devrik cümlelerle soru ve cevaplarla yazına yazısına akıcılık kazandırıyor aslında tartışmacı anlatımı kullanan yazarımız. Ve ne olursa olsun amaç okuyucunun görüşünü değiştirmek. Yani bir konuda onu ikna etmeye çalışıyor. Tartışma canlı için ikna çok iyi bir kelime olabilir. Soru işareti ise en çok kullanılan noktalama işaretidir tartışmacı metinlerde. Çeşitli sorular sorarak yani şunu şöyle olması gerekmez mi? Evet böyle olmalı gibi. Çeşitli soru cevaplarla arkadaşlar ne yapar seni ikna etmeye çalışır bu da cebinizde lütfen kalsın. Öyküleyici anlatıma baktığımız zamansa yazar ne olursa olsun bize adeta bir video izletir. Bir akış vardır değil mi aman dikkat olayların içerisinde bir yaşatma vardır. Yani Yahu yer, kişi zaman gibi ögelere dayanır. Öyküleme. Kelime kökü öykü. Öykü yazar gibi adeta. Adam kalktı buraya gidiyor, atladı buradan zıpladı falan bir hareket vardır. Öyküleyici hemen yapıştırabilirsiniz bu durumda. Betimleyicide ise adeta bir fotoğrafa bakarsınız. Yani öyküleyici video, betimleyici fotoğraf. Bitmiştir. Yok göz önünde canlandırma falan pistan. Bir yerde dursun onlar hocam. Onlar bir yerde dursun. Doğal olarak betimleyici anlatım adı üzerinde arkadaşlar lütfen dikkat. Daha çok böyle duyu organlarına seslenen, yani sıfatların böyle çok yoğun olduğu bir anlatımla tasvir edici bir anlatım diye alabiliyorsunuz. Tasvir edici bir anlatımla karşımıza gelir haberiniz olsun. Durağanlık varsa betimleme, bir olay varsa öyküleme, sorular vesairelerle ikna etme çabası varsa tartışma, bir bilgi verme varsa açıklama, anlatım biçimi diyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir şeyimiz yok. Yukarıya çıkalım hocam. Soru kalıplarına bakalım. Evet. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Soru kalıplarının en basiti, en açığı. Başka? Bu parçanın anlatımına aşağı hangisi de başvurulmamıştır. Bu da çok önemli. Bu parçanın anlatımı için aşağı hangisi söylenemez. Evet bu çok genel bir soru. Gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bu parçanın anlatımı dendiği an öyküleyici, betimleyici falan bunlarla sınırlı tutmaz kendini. E şıkkında şöyle bir şey görebilirsin. Devinim içerisinde aktarılmıştır. C şıkkında farklı cümle türlerine yer verilmiştir değişik E şıkkında mesela B şıkkında A şıkkında neyse ikilemelere yer verilmiştir gibi 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 ifadeler görme ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Bu soru ucu çok açık bir soru tarzı. Bu parça anlatım hangisi ağır basmaktadır? Bir de bu var. Yani öyküleyici anlatımda var burada, betimleyici de ama betimleyici biraz daha ağır basıyor gibi bir şey de seçmeni istiyor. Çok hoş olmamakta birlikte arkadaşlar haberiniz olsun. E o zaman haydi örnek sorumuza geçelim. Bakalım nasıl bir soru. Evet geldik örnek sorumuza. Bu parça anlatımında hangisi diyor aşağı hangisi ağır basmaktadır? Oba aşıklar ikili abi bir başlayalım. Babaannemin eski evinin avlusundayım. Eski ağaçların altında toprak zeminde salıncakta sallanıyorum. Rüzgarın salıncak ipinin hafifçe cızırtısını duyabiliyorum. Abi betimleme değil de bu ne Allah aşkına? Sıfatlar havada uçmadı mı? Betimleme, tasvir etme, ayrıntıya girme olmadı mı burada? Oldu tabii ki. Çok net arkadaşlar. Hiç kasmanıza gerek yok. Harika. Gayet basit. Nasıl ağaç eski ağaç canım işte sıfat havada uçuyor. Bitti. Kesinlikle betimleme bu. Saniyesinde Duvarın kenarında duran kedinin ağaçların gölgesinde uyuyakalan tavuklara doğru sinsice yaklaşmasını izliyorum. İzliyorum yaklaşıyor gidiyor bir olay var gözümle canlandırmanın ötesinde git buna rahat. Benim metnin içine çekiyor şimdi. Aklıma kitaplardaki hızır kahramanları hilekar tilkileri getiriyor. Gülümsüyorum. Çocukluğumda burada yaşadığım birçok anı bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Süper hocam. Yani bir öyküleme var, bir betimleme var. İkisi de kullanılmış burada. Sıfatlar havada uçuyor ama yapıyorum, ediyorum, geliyorumla da, da akışkanlık sağlanmış. Doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. Aşağıda da bunun açıklamasını görmek mümkün arkadaşlar. E o zaman çok uzattık. Hemen temel atma törenimiz başlasın. Oba! İlk sorumuz bir yapay zeka sorusu. Çok güzel bir sınav formatı. Şimdi açıklayıcı, betimleyici bilmen yetmiyor. İşte şu şıkları çok iyi bilmelisin. Bu tek soru bile sınav sorusunu cebe koyduracak. Bak şimdi soruya. Anlatım ile ilgili hangisi söylenemez diyor mükemmel bir heyecan abi çok seviyorum ben bu soruları kişileştirmeye yer verilmiştir kişileştirme birinci kişi anlatım tamam benli bizde anlatım yaptım ettim ya da yaptık ettik demesi lazım karşılaştırmadan yararlanma kabul benzetme yapılmıştır kabul betimlemeye başvurmuştur başlıyorum güneşin batışı her zaman beni derin düşüncelere sürükler gökyüzü sanki bin bir renkli fırça darbesiyle boyanmış bir tabloya dönüşür abi betimleme havada uçmadım mı Allah aşkına? Ya yani derin düşünceler, binbir renkli fırça darbesi falan, betimleme bu yani. O anlarda dünyanın karmaşası ve gürültüsü kaybolur. Sadece o renklerin içinde kaybolurum. Ben, ben, ben birinci kişiyle anlatım. Bu da tamam hocam. Eyvallah. Rüzgarın hafif esintisi yüzüme çarparken doğanın fısıltılarını duyarım. Doğanın fısıltısı mı? Sanki ağaçlar ve çiçekler birbirleriyle tatlı bir sohbet içe, sohbet içerisinde mi? Kişileştirme var. Unutma, unutma, unutma. Taktik geliyor. Yaz bir kenara kişileştirmenin olduğu her yerde benzetme vardır. Çünkü sen bir şeyi kişileştiriyorsan yani insanlaştırıyorsan insana benzetiyorsun demektir. E bitti. Kişileştirme varsa benzetme vardır ama benzetme varsa kişileştirme vardır demiyoruz her zaman değil mi? Karınca gibi yazısı vardı. Yazıyı karıncaya benzetti ama kişileştirme yok. Masa konuştu. Ben kişileştirdim masayı. Aynı zamanda insana benzettim. Unutma lütfen. Çok çok önemli bir vurgudur. Aman dikkat. Doğal olarak ben Adana'yı bulduğum an Denizli'yi de bulmuş oluyorum. Karşılaştırma yok arkadaşlar. Herhangi bir kıyas yapılmamış. Suyumuzun son yudumu. Hadi bismillah. İkinci soru gelsin arkadaşlar. Bakalım ikinci soru bizden ne ister? Opa işte güzel bir soru daha. Tatlı bir soru daha. İlk soruya ben de kitaptan bir tık atayım hocam. Konuşa konuşa gidiyoruz. Bu parçanın anlatımında öyküleme, karşılaştırma, betimleme hangilerine başvurulmuş diyor. Bak mis gibi. Hemen bakalım hangisine başvurulmuş. Sabahın ilk ışıklarıyla uzun günün kenarına vardık. Malzemelerimizi asırlık bir ağacın serin gölgesinin altına bıraktık. Şimdi asırlık ağaç, serin gölge. Bunların hepsi ilk ışıklar falan. betimleyici şeyler aslında. Üç numarayı yakal yakalıyorum. Tamam. Fakat bizden önce gelenlerden bazıları ateşlerini yakmış. Bazıları ise etlerini mangalara çoktan atmıştı. Abi hareket var, bir olay var. Bir şey görüyor, anlatıyor. Beni olaya dahil etti. Öyküleme. Devam. Kimiz yerçiler ise bazıları böyle böyle yapmıştı. bazıları Bazılarıysa kıyas yapıyor, karşılaştırma yapıyor değil mi? Aman dikkat. Kimiz ziyaretçiler ise faytonlara binmiş büyük bir keyifle gölün etrafında tur atıyordu. Bu mağarayı gören arkadaşlar daha fazla dayanamayıp ormana daldı da ve kuru odun toplamaya başladı. Evet, burada ise ile karşılaştırmayı derinden gördük, işledik yani. Çok net hissettik. O zaman 1 2 3 doğru cevap Edirne olacak. Çok güzel gidiyoruz. Yerinde gidiyoruz. 3. soru gelsin arkadaşlar bakalım burada. Ne olacak? Aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bu sorularda bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Nedir hocam o? Şimdi açıklayıcı, öyküleyici, tartışmacı, betimleyici anladım da düşsel ne? Şimdi dört tane anlatım anlatım biçimi var. Açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme. Ama bu sorularda 5 seçenek olacağı için bir tanesini mutlaka işte İleriye dönük bilmem ne anlatımına yer vermiştir. Gelecekten haber veren falan gibi alakasız başlıklarla doldurabiliyorlar. Doğal olarak burada düşsel anlatım vurgusunun amacı odur. Ha olamaz mı cevap? Olabilir tabii ki. Ama tekrar tekrar vurguluyorum. Bu biraz daha böyle yakalayabileceğiniz bir şey. Ekstra bilmeniz gereken bir bilgi değil arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Hemen başlayalım bakalım cevabımız ne olacak. Önce söz vardı. Bütün kutsal metinlerde ilk karşımıza çıkan ifadedir bu. İşin kutsal tarafını bir kenara koyarsak sözün varlığı bir dilin var olduğunu da ispatlayacaktır. Bu da dil tarihçilerinin, dil felsefecilerinin aman dikkat, dil bilimcilerinin söylemek istediği veya isteyeceği birçok söze dayanak olur. İnsan konuşan hayvandır sözünü hatırlayın. Abi ne yapıyor bu adam? Şimdi bir olay yok, öyküleyici olamaz, düşsel değil. Ne alakası var? Bilimsel bir metin adeta bu. Şimdi bilimsel derken bilgi böyle bilgiyi hafif, hafif hissediyorsun ama bakalım açıklayıcı mı tartışmacıya mı dönecek? betimleyici de olamaz. Şimdi ya açıklayıcı ya tartışmacı. Bu ana kadar net cevap veremeyiz. Devam. Her ne kadar bu sözün devamında birileri Yunusları, balinaları, farklı şekilde öten kuşları ve yüzlerce kelime kullanan papağanları örnek verecek olsa da, hiçbirisi insanın kullandığı gibi karmaşık bir dil yapısına sahip değildir. Peki nasıl oluyor da doğduktan birkaç aylık olana kadar konuşamayan insan birdenbire konuşabiliyor? Soru sordu, sorular devam etti. Şu ana kadar her şey yolundayken ufak ufak bir karşı çıkış. Ufak ufak ya nasıl oluyor da bunu yapabiliyor? Ya bence şöyle falan havasını hissettirdi. Tartışmacı anlatım ağır basmaya başladı. Doğal olarak burada doğru cevabımız denizli olacak. Ya açıklayıcı anlatımda bilgi veriyorsun. Neyin sorusunu soracaksın Allah aşkına? Açıklayıcı anlatımda soru işareti kullanılamaz. Mümkün değil. O öznelliğin işaretidir soru işareti. Sizce de şöyle olması gerekmez mi? Falan gibi nesnel bir metin olamaz arkadaşlar için rahat olsun. E devam edelim dördüncü soruyla bakalım o bize ne söyleyecek? Soru 4. Oba bu parçanın anlatımı için, biçimi aşağıda hangisidir diyor okuyamadım. Tartışma betimleme, tanımlama, yüküleme, açıklama, çayı tarih boyunca Asya'da popüler bir içecek olmuştur. İlk bilgiler milattan önce 2737 yıllarına yıl dayanmaktadır. Dayanmakta ve bu dönemde Çin imparatoru vesairenin çayı keşfettiği söylenmek. Oba bu metin benimle çok ilgili. Benimle çok ilgili çaysız olmaz. İlk olarak Çin'de yetişen Camellia sinensis bitkisinden elde edilen çay zamanla komşu ülkelerde yayılmıştır. Hindistan'da ise Aslan bölgesinde farklı bir çay türü olan Aslan çayı yetiştirmeye başlanmıştır abi. Ben bilgi aldım ya. Milattan önce 2737 diyor. Çin diyor. Bilgi veriyor abi bana. Ben bunu açıklama demeyeceğim de ne diyeceğim Allah aşkına? Hangisi var diyor. Hangisi ağır basar demiyor. Belki oradan bir yerden kesip betimlemeye geçecekti ve cevap betimleme olacaktı. Hangisi ağır basar soruları biraz daha tehlikeli. Hepsi var ama bir tanesi daha çok geçiyor gibi bir şey bu. Görmek zor o anlamda. Olabilir yani zor olabilir. Ama burada hangi anlatım biçimi var? Daha ilk cümle itibariyle bilgi veriyor bana. İkinci, üçüncü cümlede iyice güçleniyor. Doğru cevap Ceyhan olacak tabii. Ne olacak Allah aşkına? Hadi gidelim. Beşini soruyor arkadaşlar. Şöyle bir geçiş yaptık. Azıcık da küçülttük. Harika. Bu parçanın anlatımında hangilerine başvurulmuştur diyor. Gelin hemen bir bakalım arkadaşlar. Beşinci cevabı ne olacak? Olacak. Ünlü modacı bu arada öyküleme açıklama tartışma. Ünlü modacı yeni sezon koleksiyonu için farklı bir model arayışındaydı. Sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulunarak genç model adaylarını stüdyoya davet etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren defileyi ve fotoğraf çekimlerini hayal ederek geldiği stüdyoda genç adayları tek tek değerlendirmeye başladı. Öğleden sonraya doğru bir kahve molası verip bir sonraki adayı beklerken kapıdan giren genç kadının tarzı onun dikkatini çekti. Olay abi olay. Bir anda olaya dahil olmadık mı? Stüdyoya davet etti diyor. Bir anda biz gitmedik mi adeta o davete? Yani metnin içine atladık biz ya. Bizi metnin içine kattı. Bir olay var. Bir devinim var. Öyküleme var burada. Şimdi açıklama olabilir mi? Olamaz. Bilgi nasıl verecek artık? Tartışma olabilir mi? Olamaz abi. Adam duvardan atladı gitti diyor. Bunu tartışmaya nasıl çevirebilirsin? Ben diyor çalışacağım kişileri modelleri stüdyoma davet ettim diye. Eee sonra sizce modeller soru sorabilir mi soru? Hayır. Bu modeller 1989 yılında doğmuş olup Bilgi mi verecek yani? Hayır canım bu olay bu olay yani bu. Öyküleme doğru cevap kesinlikle adan olacak. Başka bir ihtimal olamaz. Geldik altını soruya arkadaşlar. Haydi hakkını verelim. Altını soruya da bakalım. Sağlam gidelim. Güzel gidelim. Ne diyor? Bu parça anlatımda aşağıdan hangisi ağır basmaktadır diyor. Bahçede dolaşıyordu. Her adımda yavaşça düşüren yaprakları izliyordu. Ağaçların arasına daldı. Rüzgarın ışırtısını dinledi. Ancak onu huzura kavuşturacak olan bu değildi. Gözleri bahçenin en uzak köşesinde duran eski kulübeye kaydı. Allah rızası için. Bakın benim için değil. Allah rızası için okuma. Artık devam etme. Şu dakika itibariyle devam edersen bu soruya hakarettir. Bu soruyu yazan kişiye ayıp olur ya. Büyük ayıp edersiniz ya. Ya daha adam ilk iki satırda bize demiş ki öykülemeyi işaretle geç abi daha ne okuyorsun diyor ya. Allah'ını seversen ya. Az önce konuştuk. Bakın arkadaşlar bir metin nasıl başlıyorsan yoğun olarak ağır olarak o şekilde devam eder. Ha değişebilir mi? Tabii ki değişebilir. Ama abi öykülemeyle betimlemeyi bir verebilir bu adam. Öyküleyici anlatım biçiminde nasıl tartışmaya dönebilirsin? A şıkkı öyküleme tartışma. İkisi de ağır basıyor. Mümkün değil ki bu. Açıklama betimleme. Tabii canım açıklama. Ceyhan açıklama betimleme. Mümkün değil bu. İmkansız. Abi sen bilgi veriyorsun. 1980'de şu olmuş diyorsun. 1970'de bu olmuş. Neyi betimleyeceksin? Ya fikir düşüncesidir ya fikir metnidir bu. Ya olay metnidir. iki tane metin türü var. Ya bilgi verir ya olay vesaire anlatır. Bitti. Olay anlatıyorsa betimleme ve öykülemeye yer verirsin. Fikir metni ise tartışma açıklama. Kendinizi lütfen sınırlandırın arkadaşlar. Böyle her şey olabilirmiş gibi bakmayın. Rahat olun yani. Bilin abi hakimsiniz siz. Canavar gibisiniz. İçiniz rahat olsun. Burada binlerce video var. 40 Kırk, kırkın üzerinde kitap var. Rahat ol yani. Onlarca soru çözüyoruz. Artık sen paragrafı parçaladın bitirdin. Arkada yaslan Tobi canım bahçede dolaşıyordu. Adana öyküleme de ve geç. Bu özgüven olsun artık sende. Artık şu dakikadan itibaren şuraya okuma artık o kadar değil. Hadi devam edelim. 7. soruyu 6'ya Adana diye işaretledik. Bakalım 7. sorumuzun cevabı ne olacak? A mı B mi C mi olacak? Başlıyoruz inşallah A olur. Evet. Bu parçanın anlatımında da özellikle aşağıdaki hangisine başvurulmuştur diyor. Bak şimdi. Eski bir kasabanın sakin sokaklarına adım atmıştık. Abi kasabanın sokağına adım atmışsın sen. Neden eski diyorsun? Neden sakin diyorsun? Daracık sokakları yüksek duvarlı tarihi evleriyle meşhurdu burası sokaklarındaki evlerle meşhurdu. Sokaklardaki tarihi evlerle meşhurdu. Abi yüksek duvar niye diyorsun? Daracık sokak niye diyorsun? Bu metin bana diyor ki ben diyor sıfatlarla yoğrulmuş bir metinle karşındayım. Beni diyor işaretle Allah rızası için betimlemeye git diyor. Deniz diye git diyor. Artık devam etme ya. Artık şu dakika itibariyle devam etmenin bir manası yok. Net betimlemedir. Geçtim. 8. sorudayız arkadaşlar. Bakalım ABC inşallah A olur. Bakalım burada ne olacak cevabımız. A olsun ki hemen geçelim bu soruyu. Anlatımda hangisi ağır basmakla diyor. Şimdi Allah aşkına bak her şeyi bırak köşeye. Beraber okuyalım. Geleneksel olarak ağaçların oksijen ürettiği ve karbondioksiti emdiği düşünülür. Ancak Amazon yağmur ormanları bu basit denklemin ötesinde birçok sırrı barındırıyor. Dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan bu devasa orman yüzlerce kilometre karelik bir alanı kaplar. Ve içinde milyonlarca canlı türü yaşar. 1980'lerin başında bilim adamları Amazon'un Bak ses tonu bile değişiyor. Bak Allah aşkına bak. Ses tonuna bak. Dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan bu devasa orman yüzlerce kilometrekarelik bir alanı kaplar ve içinde milyonlarca canlı türü yaşar. 1980'lerin başında. Bilinçli yaptığım bir şey değil bu. 1980 dedi mi? 1900 dedi mi mesela? Direkt ses diyor ki ben artık bir makale havasında kar. Bunu diyor abi ses. Ses okurken bunu hissediyorsun. Şimdi ben burada 1200'leri göreceğim, 1980'leri göreceğim ve cevabın açıklama olduğunu söyleyemeyeceğim. Mümkün değil bu. Mümkün değil bu. İlk başta hafif bir tartışma hissettik. Böyle düşünülüyor ama dedi. Tam elimiz tartışmaya gidecek. Ya şimdi ağaçlar oksijen üretiyor. Bunu neyin tartışacağız abi? Bunu neyin tartışalım? Karbondioksit emdiği düşünülüyor ama çok da düşünüldüğü gibi değil biraz emiyor falan. Ne? Bu nasıl olabilir yani? Yani ağaçların oksijen ürettiği düşünüyordu. Maalesef öyle değilmiş arkadaşlar. Tam tersi oksijenimizi alıyormuş. Bu ne? Böyle olabilir mi? Ya bu bilimsel bir veriyle başlıyor. Ne nasıl tartışma olacak yani? En kötü oranlar yanlış biliniyordur. Yani 19, ya 1980'ler %80 yerine %60 der falan. Oran değişebilir. bize bilgi vermeye devam eder bu metin. Belli açıklama. Çok net. 9. soruya gidelim. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Vakit kaybı yok. Her saniye önemli. Oba! Sorunun orijinalliğine bak. Böyle bir şey yok. Bu parça aşağıdaki hangisi devam ettirilirse öyküleyici bir metne dönüşürdü. Yani diyor ki şu parçayı okuma diyor yani. Okuma, okuma. Bu parçayı okuyup ne yapacaksın diyor. Sen diyor aşağıda diyor hangisi öyküleyici anlatım biçiminde yazılmışsa onu bul diyor. Kafa böyle bunu istiyor bizden. Bu soru bizden bunu istiyor. Okumaya gerek yok ki. Deniz kıyısındaki bu küçük köy falan. Geç abi ne deniz kıyısı. Öyküleyici hangisi de öyküleyici onu bul bana diyor. Rüzgar denizden gelen hikayeleri fısıldıyor. Palmiyeler bu hikayelere ritim tutuyordu. Kumların üzerinde güneşin sarı ışıklarını yansıtan kabuklar denizin armağanları gibiydi. Bu düşsel bir anlatımdır. Yani öyküleyici anlatım değil. Kapladı, gitti, zıpladı, hopladı değil bu. Gerçek anlamda bir devinim değil. Rüzgarlar oluyordu. Hayır canım bu bir oluşum değil ya. Bu olay değil bu yani. Senin yorumun bu. Bu değil bu olamaz. Devam ediyorum. Bu köy eyvallah. Hayatın karmaşasından uzakta, doğanın kucağında sanki bir melodi eşliğinde yaşamın tadını çıkaran bir resim gibiydi. Hayır canım ama bu olay değil ki. Akşamları köyler kendi aralarında toplanıp ateşin etrafında eski zamanların hikayelerini anlatarak gecenin derinliklerine dalıyorlardı. Süper. Şimdi öyküleyici anlatımın iki yönü var arkadaşlar. Bir. Eskiye dayalı bir alışkanlık burada olduğu gibi. İki, o an için yaşıyor olmak. Zıplıyor ediyor, atladı gitti falan bu olabilir. Yani seni bir anda olaya dahil edebilir ya da eski İstanbul şöyleydi falan gibi. Hikayemsi böyle hikaye eder şekilde bir anlatıma da gidebilir. İkisi de öyküyle burada olduğu gibi. Her akşam gün batımında gökyüzü alev alev yanarak turuncu pembe ve morun muhteşem dansansa. Geç abi Allah aşkına bak yine sahne oluyormuş hocam işte sahne gerçekleşiyor değil. Bu düşsel bir anlatım. Onları kabul etmiyoruz. Yemişli sarmaşıklar evlerin duvarlarını kaplamış. Adeta yapıları doğanın bir parçası haline getirmişti. Kırlangıçlar otantik bir iklimin aksesuarı gibi başlığı yerine almıştı. Spallan Fistan. Saygı duyuyorum. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Geldik arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. A mı B mi C mi D mi? İnşallah ne olur. Bakalım neler olacak. Evet. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangileri hangisine başvurulmuştur diyor. Şimdi beraber gidelim. Tepenin zirvesindeki ormanlık alan doğanın kalbinde saklı bir cennetti diyor. Eyvallah tamam. Ağaçların yaprakları güneşin altın sarısı ışıklarını süzüp zemine serpiyordu. Cevap çıktı. Rüzgar ormanın şarkısını söylüyor. Kuşlar bu melodiye eşlik ediyordu. Gökyüzü maviliğini ağaçların yeşiline karıştırarak renk paletini genişletiyordu. Bakın genişletiyordu, ediyordu, serpiyordu. Bunların olay olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Tekrar ediyorum bu düşsel bir anlatımdır. Yani şöyle düşünme. Hocam işte serpiyormuş, ediyormuş, Eşlik ediyormuş, genişletiyormuş, yapmıyormuş da olay gerçi. Hayır bu bir olay değil. Şöyle düşünün en basit aklınızda kalıcı olacak bakın şimdi kesinlikle. Bahçeden, şey, balkondan dışarı bakıyorsun ve diyorsun ki ağaçlar dans ediyordu. Ağaç sallanıyor abi ne dansı? Bu düşsel bir ifadedir. Bu bir imgedir, metafordur. Biz bunu böyle yorumluyoruz. Bu olay değil. Bu senin yorumun. Bunu öyküleyici anlatıma katma. Ama adam zıpladığı bahçeden ve gitmeye bak. Bitti bu öyküleyici mesela. Tamam. Bitti. Süpersiniz. Doğal olarak burada betimleme ağır bastı en başından beri değil mi? Yani saklı bir cennet diyor. Altın sarısı ışık diyor. Daha ne desin Allah aşkına. 11. soru gelsin. 10 Bursa olacaktı. 11. soru yukarıda göz kırpmıştı az önce. Evet anlatımıyla ilgili diyor. Hangisi söylenebilir? Süper ya. Soruların uzunluğuna bayılıyorum arkadaşlar bu kitapta. Her soru tam böyle sınav for... Sınav sorusu bu işte. Böyle 9-10 satırlık, 11-12 satırlık metinler. Ne çok uzun ne çok kısa. Tam böyle sınav formatıdır bu. Hatta dizgisi bile bakın sınav formatında. Buralar böyle kısalı uzunluğu. Neyse. Bu parçanın anlatımıyla hangisi söylenebilir? Bir konu hakkında bilgi verilmek amacıyla yazılmıştır. Bilgi verilmek amacıyla yazılıyor. Eyvallah hocam süpersin. Özel bir anlatım kullanarak bir düşünce savunulmuş. Özel anlatım. Öyküleyici anlatım tekniğiyle olay içinde, olay içinde yaşatma amaçlanmıştır. Tamam olay içinde yaşatma. Okurun zihninde canlandıracağı nesneler tasvir edilmiştir diyor. Tamam zihinde canlandırma. Bilimsel bir konu örneklerle somutlaştırılmıştır diyor. Tamam bilimsel bir konu örneklerle somutlaştırılmış. Başlıyoruz. Söylenebilir arıyoruz bu arada. Bir tanesini diye yakalarsak cevaba gideceğiz. Hemen başlayalım. Geleneksel eğitim sistemimiz acaba gerçekten bireyin bütünsel gelişimini destekliyor mu? Birçok pedagog ve eğitim uzmanı bu soruya olumlu yanıt vermiyor. Klasik eğitim modeli genellikle bireyin sadece akademik yeteneklerini öne çıkararak onun sosyal ve duygusal gelişimini göz ardı eder. Peki bu durum bireyin topluma kazandırılmasına ne kadar etkilidir? Bir yanda standartize edilmiş sınavlar, diğer yanda ise bireysel yetenekler ve ilgiler. Yani buraya kadar geldiğimiz zaman aslında cevabın bursa olduğunu hissediyoruz değil mi? Şimdi özel bir anlatım var ve bir düşünceyi savunuyor. Şöyle olması gerekmez mi? Bence böyle. Peki o zaman bu öznel bir ifade. Yani bilgi verme amacı yok. Çünkü öznel düşüncelerini ortaya atıyor. Öyküyle olamaz. Geç Allah aşkına. Atlama zıplama yok. Tasvir hiç yok. Ne tasvir Allah aşkına. Bilimsel bir konu örnek. Bilimsel bir konuda değil bu. Eğitim sistemimiz falan. Bu adam kendince yorum yapmış yani. Bu kadar basit. Doğru cevap tabii ki 11'de Bursa olacak. Gelelim 12. soruya bakalım. A, B, C, D hangisi olacak? Bu sefer E olsun inşallah. Bu parça hangisine başvurmuştur? Bak. Müzin insan ruhunu harekete geçiren bir gücü vardır diyor. Eyvallah. Ancak tüm müzik türlerinin aynı etkiye sahip olduğunu söylemek zor. Şimdi ben buraya kadar geldim. Sizden ricam şu. Allah aşkına bir şık eleyin ya. Mesela öyküleme olma ihtimali var mı? Olamaz. Başka ne olur? Mesela kişileştirme. Ya çok da böyle kişileştirme yer alabilir. Tartışma fena değil. Tanımlama dırdır olabilir belki nedir falan. Nedir kimlerin cevabı varsa tartışmadır biliyorsunuz. Açıklama olabilir. Öykülemeyi eledim abi. Bu düşünce metni. Bu bir fikir metni. Fikir metinlerinde öyküleme olamaz. Devam. Klasik müzik ve rock müziğin diyor insan üzerindeki etkileri birbirinden oldukça farklıdır. Klasik müzik genellikle dinlendirici ve huzurlu bir atmosfer yaratma kapasitesine sahipken rock müzik enerjik ve hareketli bir atmosfer yaratır diyor. Tamam ancak Enstrümanal dergisinde yayınlanan bir makaleye göre rock müziğin enerjisi bazı insanlara terapi gibi geliyor. Güzel eyvallah. Bu noktada sormak gerekiyor. Rock müziği klasik müzikten daha üstün kılan nedir? Bu tamamen bireyin müzik, levgi ve ruh haliyle alakalı bir durumdur. Hayır canım bence değil. Bakın bir tartışma var. Soru işaretini gördüğüm zaman çat tartışmayı saniyesinde yapıştırmam lazım. Hiçbir anlatım biçiminde soru soramazsınız. Sadece tartışmacı anlatım biçiminde soru sorabilirsiniz. İçiniz çok rahat olsun. Mantık bunu gerektirir. Öykülemede neyi soracaksın Allah aşkına? Kırmızı bir arabayla acaba kırmızı mıydı? Ne soracaksın abi mümkün değil. Kapının üzerinde eskimiş bir saat duruyor. Acaba eskimemiş miydi ya? Eskimiş saat miydi? Soru soramazsın ki betimlemede de öykülemede. Öykülemede de. Açıklamada soru sorarsan zaten rezillik. Zaten rezillik. 1919 yılında yaşanan bu olay. Acaba şey miydi ya 1918'de? Bu. Olamaz yani soru soramazsınız. Sadece soru tartışma cantım biçimde sorulur. Soru işaretini gördüğün zaman yapıştırırsın yani. Hiç affetme. Özellik vardır soru işaretinin olduğu yerde. Tanımlama dırdırdır. Nedir kimlerin cevabıdır? Hocam ben tanımlamayla açıklamayı karıştırıyorum. Bize bilgi veren cümle. Bir cümle okudunuz bize bilgi verdi nokta. Eğer bu cümle nedir ya da kimdire cevap veriyorsa tanımlamadır. Bitti. Öznel ya da nesnel olduğumuzda değil. Nedir ya da kimdire cevap veriyorsa tanımlama. Vermiyorsa açıklamadır. Tekrar ediyorum. Bu sorunun cevabı Bursa'dır bu arada. Hepsi cevap gibi görünmesin. Şuraları şöyle karalayayım. Ha, süper. Tekrar ediyorum. Bilgi veren bir cümle var. Nedir ya da kimdir cevap veriyorsa, tanımlama vermiyorsa açıklamadır arkadaşlar. Hiç karıştırma imkanınız yok. İçiniz rahat olsun. Bakın bastıra bastıra gidiyorum. Bastıra bastıra anlatıyorum ki içiniz rahat etsin diye. Ya kendinize güvenin artık. Bitti bu iş hocam bitti. 12. gündeyiz bu iş bitti. Açın istediğiniz paragraf sorusunu çözün. Öncelikle çıkmış sorular tabii ki. Çünkü bu vurguların tamamı çıkmış sorularda saniyesinde göreceğiniz şeyler. İçiniz rahat olsun. Önce çıkmış sorulara bir göz atın. Ne yaptık, ne ettik? Ya bu taktikleri çıkmış sorularda bir uygulayın. Bir uçun gidin orada. İçiniz bir rahatlasın, bir özgüven gelsin. Ben yapabiliyormuşum deyin. Ondan sonra çöz abi, sıkıntı yok. Ama lütfen bir bitirin arkadaşlar. Çıkmış sorular olur mu bununla birlikte? Peki. Sıfırdan paragraf kampımızda 12. günün sonuna geldik. Kitabımızın ilk anlarına, ilk sayfalarına bir gidelim bakalım. Evet arkadaşlar anlatım biçimleri soru tarzında soru analizimiz yapıldı. Temel atma testi çözüldü. Sakın süre tutma. Mutlaka süre tut ve hızlanma testleri ise size kaldı. Sizden ricam bugün yemeyin içmeyin. Bu üçünü de çözün arkadaşlar. Üçünü de mutlaka çözün. Sonra şuraya kocaman bir tik atıp bunu da bitirmiş olalım. Tamam. Tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen bugün bu testlerin hepsini çözün. Çünkü anlatım biçimleri mükemmel bir soru tarzıdır. Şıklardan böyle tek tek gitmenize fayda var. Bakın dikkat edin az önce de gördük. Şıkkı okumak hani... Hangisine başvurulmuştur gibi genel bir soru olduğunda şıklarda ilk soru vardı ya yapay zekanın hazırladığı birinci soruyu hatırlayın. O soruda olduğu gibi o sorunun gelme ihtimali çok yüksek. Şıklara önce bir bakıp Tak 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 altını çizip bazı kavramların. Metne geçtiğinizde gördüklerinizi elemeniz daha mantıklı. Çünkü genelde anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez yoktur gibi olumsuz soru kökü geliyor. Olumsuz soru köklerinde de amaç seçeneklerle başlayıp metne gitmektir. Taktik budur. Hedefimiz budur. O yüzden sizden ricam bugün mutlaka bu testleri bitirin arkadaşlar. 3 test var fazlasıyla bize yeterli bugün için. Zaten temel atmayı da beraber çözüyoruz. Yani günlük 4 testle gidiyoruz. Bu paragraf için inanılmaz bir sayıdır arkadaşlar. Uçurur sizi. İçiniz rahat olsun. E o zaman haydi kampın 13. gününde görüşmek üzere.